Selamün aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yeni bir bölüme yine hoş geldiniz. Dostlar, son 2-3 bölüm sizi Almanya'da, bu kasabamızda çok berbat havalarda videolar çektim. Bugün hava böyle gördüğünüz gibi masmavi, güneşli. Sis yavaş yavaş çekiliyor. Ben de dedim hem şöyle bir güneşli günde bir yürüyüş yapayım. Size hem çevreyi göstereyim. Yine şöyle döneyim. Size hem çevreyi göstereyim. Hem yaşadığım kasabadaki alışveriş imkanlarını göstereceğim. Marketleri göstereceğim size. Umarım hoşunuza gider. Marketin önüne geldiğim zaman yayına devam. Market önüne geldim yürüyerek. İp tepemiz buradan daha güzel gözüküyor. Parlıyor gerçekten. Biraz daha sisli ama. Şöyle size çevreyi de göstereyim. Böyle bir yer. Arkadaşlar, Almanya'da 20-25 sene önce bir trend başladı. Marketleri şehir merkezlerinden şehir dışlarına taşıdılar. Nedeni de benim tahminim, eski marketler 100-200-150 metre falandı. Sonradan bu marketler hep büyüdü. Şu anda bu karşıda gördüğünüz market tahminen 600 metrekare. Bu Aldi. Yani marketleri büyütüp daha fazla müşteri çekmek için, bir de şehir merkezlerinde park sorunu olurdu. Bir de bir sorun da o olabilir. Ondan dolayı dışarı almış olabilirler. Yani bütün marketler, alışveriş yerleri, Almanya'nın geneli, istisnalar olabilir, hep şehir dışına taşındı. Böyle devasa park yerleri oluyor. Yani rahatlıkla arabayla geliyorsunuz, alışverişinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra arabanıza binip yolunuza devam ediyorsunuz. Şimdi bu karşıda gördüğümüz Aldi Almanya'da en büyüklerden. Bunun bir de rekabeti var, Lidl. Orayı da göstereceğim size. İkisi buranın rekabet eden en büyük market zincirleri. Yani binlerce marketleri var. Tam bakmadım ne kadar var ama. Bunun yanında en az 7-8-10 tane farklı market, süpermarket zincirleri var. Ama fiyatları bunlar belirliyor. Onlar da peşlerinden devam edebiliyor. Şimdi dediğim gibi bir fiyat alamayacağım. Çünkü Almanya'da gerçekten canını al, müsaade alma. Bir iki kere denedim. Müsaade almak için gerçekten çok uğraş vermen gerekiyor. Yani soruyorsun. Ya diye işte diyor, yazılı şey yapman lazım diyor. E-mail olarak diyor. E-mail iyi, e-mail diyorsun. Ondan sonra ya işte bir üstüme göndermen lazım. Ona da sorman lazım. Yani ancak bu market yöneticilerinden tanıdığınız, şahsen tanıdığınız birisi olursa marketlerde seçim yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, fiyat gösteren videolar çok. Şimdi ben size içeriden kısa. Taco. Burası tekstil, yaramaz. Çok kalitesiz ürünler satıyorlar. Ben bir video çekmiştim ya, Action diye. Onun gibi burası da. Ya gördüğünüz gibi kışlık şapkalar 1 Euro'dan başlıyor. Burası bayağı ucuz. Mesela şu 1 Euro düştü. Yani böyle burası. Devam edelim.
Burası da tekstil. Burası bayağı ucuz. Ama dediğim gibi çok kaliteli, kalitesiz, özür dilerim. Mesela burada montlar var. XL 10 euro. Yani Almanya piyasası için bedava. Bunları genellikle Bangladeş'te yaptırıyorlar. Bu arada asgari ücrete zam geldi. 4250 lira oldu benim okuduğuma göre. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Siz de biraz olsun bir rahatlarsınız. Ama tabii ki, ama ve lakin enflasyonu da kontrol altına almaları gerekiyor. Enflasyonu kontrol altına alamazlarsa bir iki ay rahatlarsınız. Ondan sonra yine aynı pahalılık devam eder. Şimdi arkadaşlar, burası da bölgenin en büyük mobilya mağazası. Aşağı yukarı 70 bin metrekare, XXL Lutz ismi. Bu XXL Lutz Avusturya menşeli bir şirket. Yani ben de mobilya yaparken bunlar Güney Almanya'dan bir başladı, Avusturya'dan girdiler. Güney Almanya'dan ne kadar büyük mobilya mağazası varsa hepsini sırayla iflas ettirip satın aldılar. Yani şu anda bizim bu bölgede, Güney Almanya'da, Kuzey Almanya'yı bilmiyorum, sadece bu XXL Lutz mobilya mağazaları var. Bunlardan da içeride çekim için müsaade istedim. Yine burası da müsaade vermedi. İşte ben karar veremem, üstüme sormam lazım dedi. Yani burada da içeri giremiyoruz maalesef. Burası da Türk marketi, marketimiz. Şimdi girebilirsem markete, Üzeyir burada, bir görüşeyim onunla. Evet dostlar, Üzeyir kardeşim müsaade verdi. Şimdi içeride ufak, bizim kasabamızın Türk ürünleri satan, biz burada Türk marketi diyoruz. Yani ağırlıklı Türk ürünleri, yabancıların alışveriş gelişi yaptığı yerden kısa bir video çekeceğiz. Bir iki dakika. Arkadaşlar bakıyorsunuz burada sivri biber. Bu yarım kilo mu bu? 2.99, 400 gram. Bu 1.30, 400 gramı. Bu da 1.30, yani kilosu 2.5-3 euro mu geliyor? Yani öyle bir şey. Yani Türkiye'deki pahalılık burada bizi de buldu arkadaşlar. Şöyle, hani Türkiye'den gelen mesela bak bu Cebel falan. Hepsi Türkiye'de, Türkiye'nin Marmara Birlik falan. Ya ya. Arkadaşlar burada bak görüyoruz, Marmara Birlik kilo kutusu 5.99. İşte bu Cebel, ben tanımıyorum bu firmayı, 4.99. Şalgam suyu var arkadaşlar. Şalgam suyu 2.49, 1 litresi. Bu firmayı Türkiye'den tanıyorum. 2.49, 1 litresi. İşte burada pirinçler var. Mesela burada 5 kilo pirinç ne kadar? 5.99. Evet arkadaşlar, biz Almanya'da sucuğu kaça yiyoruz? Yani ekonomik sucuk da var. Tavuk eti ve hindi etinden. Bir de sadece sığır etinden olan sucuklar var. En çok satılan sucuk zaten büyük ihtimalle Efepaşa mı? Evet, Efepaşa. Bunun kilosu 11.79. Arkadaşlar TL'yi artık siz hesaplayın. Çünkü ben kuru, bugünkü kuru bilmiyorum. Evet, burada çeşit çeşit sosislerimiz var. Kilosu 3.99'dan başlıyor. 7.99'a kadar gidiyor. Burada mesela evet, peynir çeşitlerimiz var. Murat Bey var burada arkadaşlar. Bakın 200 gramı 3.99 beyaz peyniri. Buradan 3.99'dan kalitesine göre değişiyormuş. En pahalı peynir şu anda 7 euro 49. Şu Bulgar tipi olan. Evet. Şunlar arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, çiğ köfteden bile mahrum kalmıyoruz. Mesela burada hazır çiğ köfteleri var. Yabancı müşteriler olduğu için, işte Kosova, Bosna'dan da müşteri olduğu için, bu mesela bir Kosova markası, Kosova sucuğu. Bu fiyat tanıtım meselesini fazla sevmesen bile, siz Türkiye'de bunu merak ediyorsunuz, ben biliyorum. Almanya'da eti kaça yiyorsunuz diye. Ama bunu, bu fiyatları görürken arkadaşlar, yani euro TL hesaplamayın, birim olarak hesaplayın. Yani 2500 TL maaş alıyorsunuz, bu fiyatları öyle düşünün, TL olarak düşünün. Tamam. Mesela burada 2500 lira maaş alan birisi birim fiyatı olarak et fiyatlarını gösteriyor şimdi, değil mi Zeyir?
Mesela yani, en 2500 de yalnız herkes alamıyor Vedat abi, Nihat abi. Ya misal olarak diyor, herkes yani 2500 tabi kazanamıyor yani, da ben Türkiye ile kıyaslasınlar tabii diye. Mesela kıyma kilosu 6.49. 6.49. Tabii ki mesela şu dananın mesela vade diyoruz. Hani bu ne diyelim, incik bölümü oluyor. Mesela 8.99. Mesela bu but bölümünden oluyor mesela. En pahalısı hangisi mesela? En pahalısı süt danası diyelim. Şurası. 17 euro şu anda. Süt danası. Şurası. Bu daha 4 aylık, 5 aylık bir hayvanın eti. O yüzden biraz daha yumuşak oluyor tavuk eti gibi. Karşıda kemikli. Kemikli et. Normal dananın kaburgasının kemikli şekliyle işte 7.49. Dananın mesela antrikot bölgesi, antrikot, evet. 14.99. Yani pirzolası. Pirzola. O en pahalı yeri oluyor. 19.90. Evet. Tüm tavuklarımız var. Ya yani tavuk ürünleri var. İşte kilosu bu değil mi? 3.70. Evet, kilosu. Evet. Bu da tavuk göğsü. 6.99. Evet. Dostlar, şimdi şehir merkezindeki alışveriş hayatının döndüğü yere geldik. Şuradan bir basalım. Bu da yeşil olmadan geçmesi yasak. Bu soldan Nördlingen tarafına gidiliyor arkadaşlar. 10 kilometre. Nördlingen'den büyük bir tane videom var. Sağ taraftan da Ahlen tarafına gidiliyor. Ahlen'den de iki tane videom var. Yani bu kasabanın bağlı olduğu vilayete gidiliyor. Burada bir çarşı vardı. Çok büyük bir harabe bir çarşı vardı. Bu şu köşeye gideyim. Şu çarşıyı yıktılar. Yani yıkımı da yapımından çok uzun sürdü. Şurası biraz boş, şuraya geçeyim de. 1,5 senede burayı yıktılar arkadaşlar. Devasa bir kompleks çarşıydı burası. Ama öyle hani büyük kepçe, kamyon falan gelip değil de daha fazla düzenli şekilde yıktılar. Özel böyle bir şirket geldi. 1,5 senede tek tek çatıyı ekstra, demirleri ekstra, tuğlaları ekstra, hepsini tek tek indirip yıktılar burayı. 1 senede de burayı yaptılar. Şu karşıda gördüğünüz süpermarket arkadaşlar, Rewe Almanya'da çok meşhurdur. Yani ne ararsanız bulursunuz. Ağırlıklı marka ürünler burada satılıyor. Migros'la kıyaslayabilirsiniz. Biraz öteki discount marketlere göre biraz bir pahalı. Burası da Drogeriemarkt Müller. Burayı da Rossmann'la kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'de Rossmann var AVM'lerde. Yani sortimentinde orada ne görüyorsanız burada da var. Fiyatları da gayet ekonomik buranın. Bu karşıda da AVG var. AVG tekstil devi Almanya'da yine. Burası da ağırlıklı ekonomik değil de marka ürünler satıyor. Fiyatları da bayağı makul. Mesela burada bir mintan 4.99'muş ama bunlar büyük ihtimalle kendi markası. Yani Tom Taylor'dır, Mavi Jeans'dir, Wrangler'dır. Burada Puma, Nike, hepsini burada bulabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bir de bu karşıda şunu da göstereyim size de. Çam ağacı satılıyor. Yani bu çam ağaçlarını kesin görmüşsünüz, duymuşsunuzdur. Bunları Noel'de ayın 24-25'ine kadar evde süslüyorlar. Ondan sonra 24-25'inden sonra da böyle kenarlarda görürsünüz. Ondan sonra çöpe gidiyor dediğim gibi. İşte bu da böyle bir şey. İşte böyle 2 metre falan çam ağaçları. Burada da ısınıyorlar. Fazla rahatsız etmeyeyim. Evet, şimdi marketin içine gireceğim. Sahibini tanıyorum. Fiyat falan göstermesi yasak ama en azından
içerisini yani öteki markete göre farkı görürsünüz. Dediğim gibi burası süpermarket, burası lüks ama arkadaşlar, burası discount değil. Burası biraz pahalı. Burada fiyatlara da biraz bakabiliriz. Ben anlatmadan size şöyle göstereyim de. Yani burayı Migros'la kıyaslayabilirsiniz. Yani ışıklardan falan da belli zaten. Burası. Şuradan şöyle devam edelim kimse görmeden. Yani buranın farkı burada çeşit daha çok, marka daha çok, yeme içme markası. Yani burada aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Burası et reyonu, peynir reyonu. %99 domuz eti var arkadaşlar. Burası aranızda alkol içen varsa şarap, yani çok büyük bir şarap reyonları var. Şimdi burada Türk ürünleri de var. O zaman bundan alalım. Evet arkadaşlar, takip ediliyorum. Artık kamerayı yavaş yavaş kapatıyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz bir like atarsınız, bir de abone olursunuz. Evet, şöyle son defa bir burayı da bir göstereyim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum dostlar.